Merhabalar. Bugün FC200 beyin programlama cihazımız ile EDC17 CV41 Ford Cargo ve Ford F-Max'te bulunan motor beynini boot bir şekilde okuma yapacağız. Beynimizin içini açtıktan sonra bir adet boot butonumuz, toplam bağlantı şemalarımız, programımızı açıyoruz. İçerisinde Ford Trax seçeneğini seçiyoruz. Kargo seçeneğimizden. EDC17 CV41 TC1797 işlemcimizi görüyoruz. Boot kısmımız. Bağlantı şemamız 2 tıklıyoruz. Karşımıza çıkıyor. Yakınlaştırabiliyoruz. Boot'u lehimleyeceğimiz nokta. Bench. Yapacağımız nokta, bağlantı şemamız yani şurası. Butumuz burada. Şu şekilde. Bağlantı şemamızı sağladıktan sonra tanımlama kısmımızdan bağlantı sağlamaya çalışacağız. Bağlantıyı sağladık. İşlemcimizi o gördü. Bağlantımızın başarılı olduğunu gördü. Flash fonksiyonlarını, seri numarasını, donanım kimliğini, her şeyini okudu. Burada D-Flash ve P-Flash'ımız var. D-Flash'ımızı okuyalım. Şu anda okumaya başladı. Hazır. Dosyayı kaydetmemizi istiyor. Masa üstüne kaydedelim. Evet dedik. P-Flash'ımızı almamız gerekiyor. P-Flash'ımızı da alalım. Pardon. P-Flash oku. Şu anda okumaya başladı. Flash entegremizi. FC200 beyin programlama cihazımız. Buradan takip edebiliyoruz. Hangi satırlarda ve yüzde kaç olduğunu. Cihazımız bu şekilde. Bağlantı şemamız. Burada cihazımızın su mevcut. Pin uçları. Cihazımızın kutusu. OBD kablomuz, bench pinoutlarımız, BDM aparatlarımız. Tabii birçok beyin programının içerisinde mevcut. Sadece ağır vasıta değil, binek araçlar grupları da mevcut. Onlara da göz atacağız. Listemizi kontrol edeceğiz. Hangi beyinlerimizi destekliyoruz, desteklemiyoruz göstereceğiz. Ayrıca şifre de alabiliyoruz beynin içerisinden. Password dosyasını da alabiliyoruz ya da wound düzenle ya da beyin eğer X-Flash ya da X-EPROM'u destekliyorsa onları da alabiliyoruz. Bağlantı şemalarımız zaten FC200'ün içerisinde mevcut. Bitirmek üzere. Çok hızlı pratik okuyor motor beynimizi. Şu anda bitirdi. Ortalama 3 dakika içerisinde yine kaydedebiliriz flash dosyamızı. Veri başarıyla yedeklendi. Şu anda P-Flash'ımız yani int flash'ımızı okumuş olduk. Geri deyip çıkış yapabiliyoruz.